Bülentçim, yeni takım. Her iki takım da yeni. Pozisyonlar vardı. Biz de değerlendiremedik. Onlar da değerlendiremedi. Bir puan bana göre iyi bir puan. Taraftar sayısını nasıl görüyorsun? 6500 taraftar varmış. Paso Lig'e rağmen ilk maç için bayağı iyi bir rakam diyebiliriz aslında. Bir de hafta içi, cuma günü yani. Evet. Çoğu taraftarımız da gelemedi. Ama güzeldi ya. Her şey güzel. Daha iyi olacak. İnşallah. Daha iyi olacak. Önümüzdeki hafta Altınordu İzmir deplasmanı. Evet. Artık yavaş yavaş bir şehirlere gitmeye başlıyor Ankara Gücü. Biz de özlemiştik. Köylerden, kasabalardan kurtulduk bir manada. Kesinlikle. Kesinlikle. İnşallah Lusene'de bu başarıya ulaşırız. Hep beraber Süper Lig'e doğru gideriz. Kendi bir Enduka yoktu başkanım bugün maçta. Ya şimdi onların hazırlık lisansı mı çıkmadı, sakatlıklarım vardı. Lisanslar da şimdi onlar biliyorsun yurt dışından geldikleri için bir takım şeyleri hemen olmuyor. Yani bir anda da olmadığı için biraz gecikti. İnşallah haftaya onlar da olur. İnşallah başkanım. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. FF 1. Lig'de ilk maç hazırlık maçlarına göre takımı daha iyi buldum. Daha diriydi. Rakibe pozisyon vermedi. Hemen hemen duran topları haricinde bastı. Mücadele etti. Hazır olmayan oyuncular var. Ama iyi sinyaller verdi. Yani herhalde bir hocamızın da söylediği gibi 3-4 haftaya biz bu ligde İddialı bir konuma geliriz yani. Oynadığımız futbol, bunun sinyalini verdik oynadığımız futbolla bugün. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ankara Gücü'nün resmi yayıncı kuruluşu biz sayılırız. Neredeyse 5 senedir bütün yayınları biz yapıyoruz. Şimdi PTT 1. Lig'e çıktı diye Dijitürk'e bırakmayalım bu işi. PTT 1. Lig, doğru. Ama adamlar parasını veriyor ya. Olsun. Bir değerlendirmeyi alalım. Nasıldı maç? TFF 1. Lig'de ilk maç. Yani ilk maç olmasına rağmen güzel mücadele etti arkadaşlarımız. O anlamda bir umut var, ışık var. Güzel, iyi bir takım kurduk. Oyun disiplininden kopmadı gördüğünüz takım. 2-3 pozisyonumuz vardı. Birini bile değerlendirseydik buradan 3 puanla ayrılabilirdik şu an. Ama nasip böyleymiş, hayırlısı olsun. Ama görüntümüz iyiydi. Yani takımın görüntüsü iyiydi, ben beğendim. Oyun disiplininden hiç kopmadı takım. Yakaladığımız fırsatları da değerlendirebilseydik bugün burada bir 3 puanımız olurdu. Ama lige yeni çıktık biz bu lige. Bu ligin yabancısıyız ve birçok topçumuz da birbiriyle hiç oynamamış. 3 gün önce yapmış olduğumuz transferi bugün sahaya sürmek zorunda kaldı hocamız. Buna rağmen iyi mücadele oldu. Bir puan da iyidir. Başkanım, Hacettepe maçında Klaspor ve Sporank üzerinden bir mesajı göndermiştiniz. Hafta içinde de bunun bir manada etkisi gözüktü. İş adamlarıyla bir toplantı yapıldı ve transfer yasağı kaldırıldı ya da ertelendi. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Neler yaşandı bir onları almak isterim. Her şeyden önemlisi Ankara 5,5 milyonluk bir şehir. Görüyorsunuz Ankara Gücü'nün taraftarları takımına sımsıkı bağlı, yürekten seviyorlar. Bugün de burada 90 dakika hiç susmadan takımlarını desteklediler. Karşılığı olan bir kulübüz biz Ankara Gücü. 1910 yılında kurulmuş bir kulüp. Bunun ayağa kalkması lazım ve Süper Lig'de mücadele etmesi lazım. Biz bunu düşünüyoruz. Bunun için de biz gerekli mücadeleyi ettiğimizi düşünüyorum yönetim olarak. İşte sizlere vermiş olduğumuz röportajlar konunun önemi, ehemmiyeti ve zamanımız gerçekten çok azdı. Yani geç bile kalındı diyebiliriz. Geç bile kalındı ve emin olun hani burun farkıyla transferimizi açtık. Bizim dün transferlerimizi bitirmemiz lazımdı, işlememiz lazımdı. Dün akşam itibariyle bu işlemlerimizi bitirdik ve bugün takımımızı sahaya sürebildik. Bugün olmuş olsaydı biz takımımızı sahaya süremeyecektik. Bu anlamda bize destek veren başta tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankaralı iş adamlarına teşekkür ediyorum. Bu desteğe Ankara Gücü fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum ben. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bundan sonraki süreçte bana göre her şey daha da güzel olacak, iyi olacak. O ışığı biz gördük futbolcularımızda. Hani yardımlaşma, dayanışma üst düzeydeydi. Mücadele ilk maç olmasına rağmen pozisyon da yakaladık. Dediğim gibi 2-3 net pozisyon da yakaladık. İnşallah bundan sonraki haftalarda bu yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz.
dediğim gibi hanemize 3-3 yazıp hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi Paso Lig'de bakıyoruz biz. Yeni bir takım olmamıza rağmen bu ligde diyorum. TFF 1. Lig'inde birçok takımın evet. üstüne çıktık. Yeni çıkmamıza rakamlar rağmen. Rakamlar 10.000 Paso Lig satılmış. 6.500 bugün biletli seyirci varmış. Evet. Yani hafta içi bir maç. İnsanlar tatilde. Buna rağmen zannedersem en çok Paso Lig satan kulüp o kısa dönemde zannedersem biziz gibi gözüküyor. Hani buradan taraftarlarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Tabii hem Paso Lig'e yüklenmeleri lazım hem de kombine biletlerine yüklenmeleri lazım. Kombine de çok önemli. Bu geçiş sürecinde futbolcularımızın peşin atlarını en azından gelen kombine ücretleriyle kapatabiliriz. Burada yine biz 12. adamımız taraftarlarımızı bu anlamda hem Paso Lig almaya hem de kombine bilet almaya davet ediyoruz. Taraftar şimdi transfer başka var mı diye bekliyordur başkanım. Müjdeli haber verebiliyor muyuz? Var mı? Esasında tabii şimdi bir ay daha transfer zamanı var. Dolayısıyla burada belki gönül ister ki hiç sakatlık vermeyelim. Tam futbolcularımızın tamamı %100 performansla oynasın. Yani %80'i geçsin. Bunlar olmayabilir. Transfer zamanı var. Süper Lig'den ve TFF'den takım bulamayan veyahut da bizde oynamak isteyen yerli yabancı futbolcular olabilir. Hocamızın ve teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfere devam ederiz tabi. Çok teşekkürler. Birkaç noktada da zaten biraz eksiklik var gibi gözüktü. Var, hissediliyor. Daha biz eleştirmek için bekliyoruz. Eksikler de tamamlansın. Ama şöyle bir şey var. Bizde bugün sahada olmayan en azından bir 3-4 tane yetişmeyen topçumuz evet. var. Yani onların da sahaya girmesiyle beraber tabi çok daha farklı olur. Farklı İnşallah. Olur. Biz özellikle işte sahadaki mücadeleyi yani takım disiplinli beraber gitti geldi. Güzel bir şey yani. Bu bize ışık verdi. Oynanan futboldan memnunuz. İlk maç olmasına rağmen memnunuz. Dediğim gibi bu hocamızı, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı desteklememiz lazım. İyi niyetle. Onlar da bizleri mahcup etmeyecektir inşallah. O sorumluluğunu yerine getireceklerdir diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.